Ben Atlas Sarrafoğlu, 13 yaşındayım. İklim aktivistiyim 2 senedir. Aynı zamanda bu sene lise 1. sınıfa başladım. Ben 2 sene önce kendime iklim aktivisti diyebileceğimi keşfettim. Bunun sonrasında da Greta'yı, radyo dinlemeyi sevdiğim için bir radyodan duydum. Greta, İsveç parlamentosunun önünde iklim için okul grevi yapıyordu. 15 yaşındaydı o zamanlar ve bu kadar küçük bir bireyin bu kadar büyük bir işe kalkıştığını veya hatta düşündüğünü bile hiç duymamıştım. Bu yüzden çok etkilendim. İlk önce ailemle konuştum. Sonra onlar bana destek vermeye karar verdiler. Bu işte çok azimlenmiştim. Ondan sonra gidip arkadaşlarımla, öğretmenlerimle konuştum. Onlar da bana destek verdiler. İlk başta iklim krizini duyduğum radyoda bir çağrı yapmıştım ilk iklim grevimiz için. Sonrasında sosyal medyada bu biraz yayıldı. Ondan sonra ilk grevimizi 15 Mart'ta geçen sene Bebek Parkı'nda yaptık. Bebek Parkı'ndaki grevimize inanılmaz bir şekilde çok büyük bir katılım vardı. 600 kişilik bir katılım vardı. Sonrasında en başarılı grevimiz de 20 Eylül'deydi yine geçen sene. Limandan Yoğurtçu Parkı'na yürümüştük. Orada da yaklaşık 4000 kişiydik. Yürüdüğümüz Yoğurtçu Parkı'nda da bir konser yaptık. Gayet eğlendik. Güzel bir grevdi. Ben iklim krizini gerçekleri ve bilimsel yönüyle öğrendiğim zaman aslında bir şeyler yapmadığım zaman kendimi kötü hissettiğimi fark ettim. Çünkü bir şeyler yapmadığım zaman her ne kadar benim suçum olmasa bile geleceği kurtarmamız gerektiğini aslında hissettim. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bir sürü etkinliğe katıldım. Bu etkinliklerden mesela bir tanesi 450 iklim aktivistiyle birlikte İsviçre'de bir iklim aktivisti kampında bulundum. Aynı zamanda Greta da geldi oraya. Onunla da birlikte konuşma fırsatım oldu. Bir sürü profesör, bilim insanı ile birlikte konferanslara katıldık, toplantılar yaptık. Neler yapmamız gerektiğini, çözümleri konuştuk. WWF'in bu sene küresel gençlik ödülünü alan 4 gençten biriyim ve Türkiye'deki tek gencim. Aslında bu ödüller bize iklim krizini çözmemiz yolunda biraz destek veriyor. Hatta bayağı destek veriyor. Çünkü daha geniş kitlelere sözümüzü yaymamızı sağlıyor. Bu da aslında çözüme ulaşmamıza bizi yakınlaştırıyor. Pankartımda yazan gezegen B yok. Başka bir planımız olmadığı, gidebileceğimiz, yaşayabileceğimiz başka bir dünya olmadığı anlamına geliyor. Daha organize çalışmalıyız, birlikte çalışmalıyız, birlikte harekete geçmeliyiz ve bu krizi yenmeliyiz diye düşünüyorum. Gençliğimiz var, gönüllülük ve sorumlulukları birleştirebileceğimiz bir yerde yaşayabiliriz çünkü potansiyelimiz var. İstanbul bizim, biz de İstanbul'un bir parçasıyız.